Oruçluğuz Mahallesi'nde Barbaros Parkı'nda burada bir çalışma var. Konutlarla ilgili konut yapılacakmış. Mahalle olarak da buraya bugün biriktiniz bugün. Bu parkın geçmişi işte şu anki durumuyla hakkında ne bilgi birikimine sahipsiniz? Mahalle olarak isminiz nedir? İbrahim Gören. 544. sokakta oturuyorum bir arkada. Evet İbrahim Bey. Burası Bakırköy'e bağlı bir ilçeydi. Evet. Rahmetli Naci Ekşi zamanında yapıldı. Sonra Esenler Belediye Güngören'e geçti. Güngören'den Esenler'e geçti. Şu anda Esenler'de. O kadar zaman geldi geçti hiç böyle bir şey olmadı. Evet. Şimdi yani konut o kadar yeri varken buraya mı göz koyuyorlar? Yani buradaki insanlar, çocuklar nereye gidecek? Evet. Başka bir alan yok. Ha orayı yaptınız, burayı yaptınız. Ha bura FETÖ'nün okuluydu. FETÖ'ye okul, mezarlığı okul diye verdiler. Orası mezarlıklı. Mezarlıklı tabii. Eski mezarlık. Eski mezarlık. O zaman mezarlar var mıydı? Vardı abi. Ya orada okul yaptılar. FETÖ'ye okula verdiler orayı. Bak şurası eti fabrikasıydı. Orayı da Albayraklar aldı. Ne fabrikasıydı? Eti. Etinin deposu. Depo. Maden. Tabii. Evet. Devlete bağlı. Tabii devlet. Artık devlet aldı herhalde orayı. Kim aldıysa şu hemen üst taraf. Arka tarafta bak. Şu gördüğün yer ilk mezarlık da orası FETÖ'ye verildi. Sene kaç? 2000'den beri orası Etin'in şeyiydi, deposuydu. Sonra şahsa geçti. Satın alındı. Burada yapılacak blokların orası havuz oldu. O bloklara bağışlanacak. Orada kapalı havuz. O bloklara kapalı. Oraya tabii kapalı havuz mu yaptılar? Bloklara orası kapalı havuz. Ama depo duruyor. Evet siz İbrahim Bey daha bilgi, bu konuda daha bilgi birikiminiz var mıydı? Yaptırmıştı. Oradan devam edelim. Bu parkı mı? Evet. Rahmetli Naci Ekşi yaptı abi. Bakırköy Belediye Başkanı iken. Bu ağaçların dikildiği zamanı biliyoruz ha. Evet. Aynen. Öyle mi Recep? Kaç yıllık bu ağaçlar? Nereden baksan 35 senelik bir park burası. Tahmini kaç ağaç var? Bilginiz var mı? Vallahi abi yani bayağı var. Bir yeşil alan bura var zaten. 181 ağaç var. Burada yeşil alan bir bura var zaten. Başka yok. Bak gezi, Pepe'nin atış alana kadar gidin. Yani böyle çok bir şey yok burası. Ha. Bu park ve Esenler civarında en büyük park diyebilirim. Evet. Ya, en güzel ve en... Esenler bölgesinde en büyük park. Tabii tabii diyorsunuz. Aynen öyle. Yani halı saha var altta. Bak spor kompleksi var. Yani buraya için değer mi ya? Turgut Reis'te böyle bir park var mı? Şu anda böyle bir yer yok ha. Ne Oruç Reis'te var ne Turgut Reis'te var. Şu an Esenler'de... Bu parkta gidince? Yani hiç sokakta oynayacak, top oynayacak. Deprem toplanma alanınız var mı bunun dışında? Başka yok. Nerede var? Bir de şurada otopark var. Bak abicim şurası sağlık ocağıydı tamam mı? Evet. Şu gördüğünüz yer sol taraf. Bir evet. Bir tane bayanın da orası. Bayan dedi ki... Eğer dedi orası dedi okul olursa, devlet kurumu olursa ben veririm dedi buraya. Evet. Oraya belediye çadır kurdu. Kadın dedi ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Tanzim çadırı değil mi? Tanzim çadırı. Eğer dedi halka hizmet edecek bir şey olursa kabul. Evet. Kadın rahmetli mi oldu? Yok yaşıyor. Şu an Almanya'da herhalde. Dış ülkede. Adı sağlık ocağının sahibi. Bilmiyorum adını. Recai Cennet arkadaşımız. Benim ismim. Hayır. Bayanı. Onun bilmiyoruz. Sonra orayı vermedi. Şu an verildi mi verilmedi mi bilmiyoruz. Şu an ona burası iki parsel olarak geçiyor, 10 dönüm olarak geçiyor imar kayıtlarında. Şurası abi, zaten bak, TOKİ bak, evleri yıktı şu bak, sokağı. Bak ben ta eskiye gideyim. Buralar tarlayken dediler ki bura devlet arazisi. Recai hatırla. Evet. Herkes 100 metre paylaştı. Evet. Bakırköy Belediyesi geldi dedi ki burada... Gecekondu yapmak için mi paylaştı? Aynen öyle abi. Tamam. Gecekondu yapmak için evsiz insanlar burada bir parsel yaptı. Da gecekondu yapanlar oldu burada. Oldu. Hatırlıyor musun Recep? Hatırlıyorum abi. Dedi ki siz bu kadar eski misiniz burada? Tabii. Siz 12 Eylül'den önce misiniz? He? 12 Eylül abi, askeri... 80'den beri buradayız. 80'den beri. Elektrik yoktu, önce. Su yoktu burada. Burada elektrik yoktu, su yoktu. Evet. O zaman dediler ki bura park olacak. Harbiden de park yaptılar. Aradan o zaman geçiyor. O kadar yerler var. Madem ki öyle... Alıp parsel yıkın, milletin dairelerini verin, yapın bunu. Hepsi depreme dayanıksız. Evet. Yani nedir ya? Para için lan, para için ya. Kime peşkeş çekeceksiniz? Kime çekeceksiniz? Paranız batsın lan. İki senedir pay evinizden çıkamıyorsunuz ha. İki senedir evinizden bak çıkamıyorsunuz. Abi, şu civarda Oruç Reis'te park yok. Şu an park yok. Kafeterya var, orada yeme içme. Burada... Millet rahat rahat geliyor burada, oturuyor, çocuklar ilan geliyor.
Şimdi bu çocuklar nereye gidecek? Ve hizmet. Hani gençlere nerede hizmet? Özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim. Ve gece birlere kadar aileler burada oturuyor. Tabii. Çayını demliyor. Çocuklarıyla oynuyorlar burada. Abi. O zaman güzel, güvenli bir park galiba. Burada tabii abi, eskiler burada, bir herkes eski yani. Kimse kim, herkes birbirini tanır. Burada 40 yıllık insan, bu arkadaşımız 40 yıldır burada. Hepsi burada yani. Yeni insan yok burada. Yeniler kiracılar. Burada çoğu hep toprak sahipleri. Bak şu bacımız mesela buranın yerlisi. Abi nasılsın? Biz kardeşimiz buranın yerlisi. Bu kardeşimiz buranın yerlisi. 40 senedir burada oturuyor. Niçin? Para için. Yani 40 sene önce, 30 sene önce tapusu neredeydi bunun? Kime yani, kime peşkeş çekildi? Kime satıldı, devredildi? Bunca zaman beklendi. Bu millet salak mı? Şimdi burası acaba hangi firmaya verildi? Bunun kaç senesinde satıldı? Var? Kim bak, yapacak? Ta ki, ayıptır yani. Ta ki Bakırköy Belediyesi'ne bağlıyken araştırsınlar. Kime satılmış, kime yapılmış, kimin haberi olmuş?